Bu videoda normatif ifadeler ve pozitif ifadeler arasındaki farkı inceleyeceğiz. Bu sözcüklerle genelde ekonomi alanında karşılaşırsınız ama bazen felsefi bir bağlamda da karşınıza çıktıkları olur. Normatif ifade yargıdan doğan ifadedir. Mesela ahlakla ilgili olabilir. Kişinin dünyanın nasıl bir yer olmasını istediğiyle ilgilidir diyebiliriz. Pozitif ifade ise daima doğru olma zorunluluğu taşımamakla birlikte doğruluğu test edilebilen bir ifadedir. Bu videoda ekonomiye dair bir takım ifadeleri masaya yatıracağız. Ve bu ifadeler kanıya dayanan etik veya ahlaki fikirler içeren normatif ifadeler mi yoksa doğruluğu test edilebilen pozitif ifadeler mi ona bakacağız. İlk ifademiz gelsin çalışabildiği halde çalışmayan insanlara maaş ödemek yanlıştır ve haksızlıktır. Katılırsınız, katılmazsınız. O ayrı mesele. Sizce bu ifade normatif midir, pozitif midir? Biri bir şeyi yanlış veya haksız olduğunu söylemiş. Burada açıkça bir fikir beyanı var. O halde bu normatif bir ifadedir. Bahsedilen şeyin yanlış veya haksız olup olmadığını test edemeyiz yanlış veya haksız olduğuna ancak ve ancak inanabiliriz. Şimdi başka bir ifadeye geçelim. Yoksulluk yardımı gibi programlar insanların çalışmaya yönelik şevklerini azaltmaktadır. Sizce bu normatif bir ifade mi yoksa pozitif bir ifade mi? Kulağa azıcık normatifmiş gibi yani sanki birinin fikriymiş gibi geliyor olabilir. Ama aslına bakarsanız bu test edilebilecek bir ifade. Bir bölgede küçük ölçekli bir yoksulluk yardımı programı başlatıp verileri yoksulluk yardımının olmadığı benzer bir bölgeyle kıyaslayabiliriz. Böylece yoksulluk yardımının çalışma şevkine nasıl etkilediğini öğrenebiliriz. Anketler yaparak hangi bölgede kaçar kişinin bir işte çalıştığını tespit edebiliriz. Sonuçta bu yanlış bir ifade de olabilir, doğru bir ifade de olabilir. Ama her halükarda test edilebilen bir ifadedir. O halde bunun pozitif bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifadeyi bu kategoriye koyuyoruz. Pozitif bir ifade bu. Sıradaki ifademize bakalım. Hükümet programlarını finanse etmek için zenginlere uygulanan vergileri arttırmak ekonomiyi büyütür. Bu normatif bir ifade mi yoksa pozitif bir ifade mi? Bu ifade de test edilebilecek bir ifade. Sonuçta doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir. Hatta test sonuç vermeyebilir bile. Ama sonuçta test edilebilir. Bir simülasyon yapılabilir veya bunu uygulayan ülkeler üzerinde bir vaka incelemesi yapılıp sonuçlar uygulanmayan ülkelerinkilerle karşılaştırılabilir. Bu ifade zenginlere uygulanan verginin yükseltmesini savunan biri tarafından belki adalet sahikiyle sarf edilmiş gibi dursa da normatif değil. Çünkü test edilebiliyor. O halde bu da pozitif bir ifade. Normatif ifadeleri şöyle cümleler çabucak ele verir. Hükümet programlarını finanse etmek için zenginlere uygulanan vergileri arttırmak adil bir eylem olur. İfade bu şekilde olsaydı normatif bir ifade olurdu. Bunu yapmalıyız dersek o da normatif bir ifade olur. Ama bu haliyle ifadenin doğruluğu test edilebiliyor. Gelelim diğer ifademize. Zenginlere uygulanan vergileri arttırmak ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Bu normatif bir ifade mi, pozitif bir ifade mi? zenginlere uygulanan vergilerin artırılmasına karşı olan, bunun adil olmadığını düşünen bir tarafından sarf edilmiş gibi dursa da bu ifadenin doğruluğu test edilebilir. Yani bu da pozitif bir ifadedir. Bir önceki ifadenin tam zıttını söylüyor olsa da bu ifade pozitiftir. Çünkü yine ifadede söylenen şeyi uygulayan veya uygulamayan ülkeleri kıyaslayabiliyoruz. Bu ifadenin doğru olup olmadığını anlamak için az önce söylediğim gibi bir bilgisayar simülasyonu yapabiliriz. Son bir ifadeye daha bakalım. Hükümet yoksullara yaptığı yardımı finanse etmek için zenginlerden uyguladığı vergileri arttırmalıdır. Bu ifade normatif midir, pozitif midir? Bu örnekte malıdır eki ifadeyi ele veriyor. Yapmalıdır, etmelidir, adildir, adil değildir gibi gibi. Bu tür sözcükler kişisel fikir belirtmeye yarar. Bu ifadeyi test edemeyiz. Dolayısıyla ifadenin doğruluğunu test etmemiz mümkün değil. Sadece ifadenin doğruluğuna etik olarak, ahlaki olarak inanıyor veya inanmıyor olabiliriz. O yüzden bu normatif bir ifadedir. Normatif sütununa taşıyorum. Özetlersek normatif ve pozitif sözcükleri gözünüzü korkutmasın. Normatif ifade kişisel kanaat içeren ve test edilmesi mümkün olmayan ifade demek pozitif ifade ise ister doğru ister yanlış olsun ister katılın ister katılmayın doğruluğu test edilebilen ifade anlamına geliyor